Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir örgü modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Modelin özel bir ismi var mı bilmiyorum ama ben görüntüsünden dolayı zincir burgu modeli dedim. Bakın görüntüsü bu şekilde. Burgu modeline benziyor ama daha böyle top top yuvarlak bir görünüşü var. Çok da sevimli, güzel bir model bence. Uygulaması burgudan biraz daha zor ama biraz dikkatle herkesin yapabileceğini düşünüyorum. İlmek sayısına bakarsak, bakın bu modellerin her biri 5 tane düz ilmekten oluşuyor. Aralarda da ben ikişer tane ters ilmek uyguladım. Siz dilerseniz daha sık olması için birer ters ilmek yapabilirsiniz araları, ya da daha seyrek olması için üçer ilmek yapabilirsiniz. Bu tercihe bağlı. Dolayısıyla ilmek sayınızı belirlerken bu modellerin her birini 5 ilmek olarak sayın. Ara ilmekleri de kaç yapacaksanız onları da o şekilde ilave ederek ilmek sayınızı hesaplayın. Kenarlara da birer tane kenar ilmek uyguladım. Şimdi size anlatırken ben 5 tane model uygulayacağım. O nedenle 39 tane ilmek aldım şişime. Arkadan da bir sıra ters örerek modeli kurmaya uygun noktaya getirdim. Şimdi birlikte başlayalım yapmaya. Kenar ilmeğini aldım. Kenarlarda birer tane kenar ilmeğim bulacak. Araları da ikişer ters ilmek yapacağım. Şimdi ilk kenar ilmeğimizi aldıktan sonra iki tane ters örerek başlıyoruz ara ilmeği. Arkasından ilk model için 5 tane düz örüyorum. Araya iki tane ters ilmek. İkinci model için 5 düz. İki tane ters. Üçüncü model için 5 düz. İki ters. Dördüncü model 5 düz. İki ters. Ve son model için 5 düz. Araya yine iki tane ters örerek kenar ilmeğine geliyorum. Onu da ters örerek sırayı bitiriyorum. Arka sırada ilmekleri olduğu gibi öreceğiz. Düzler düz, tersler ters olacak. Kenar ilmeğinden sonra bakın iki tane düz var. Sonra 5 ters. İki düz. 5 ters. Yine 2 düz. 5 ters. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Kenar ilmeğini de örerek sırayı tamamladım. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Bu sırayla birlikte modele başlayalım. Bakın model uygulanışı sütunlara göre fark ediyor. 1 ve 3. sütunlarda aynı noktada bakın burgu yapılmış. 2. sütunda tam bu 1 ve 3'ün ortasına gelen noktada. Şimdi ben 5 tane modelden oluşan bir çalışma yapıyorum. Dolayısıyla önce 2 ve 4. modellerde yapacağım burguyu. Bir sonraki seferde 1, 3 ve 5. modellerde yapacağım. Şimdi o nedenle 1. modeli atlayıp 2. modele kadar geliyorum. Birinci modelin ilmeklerini düz örüyorum. Sonra aradaki iki ters ilmeği de ördükten sonra ilk model uygulamasına geliyorum. Bakın önümde şu an 5 tane düz ilmek var. Şimdi şöyle yapacağım. Uygulamada bu ortadaki 3 tane ilmeğimiz sabit kalacak.
Baştaki ve sondaki ilmek, yani birinci ve beşinci ilmekler yer değiştirecek. İlk öreceğimiz ilmek beşinci ilmek olacak. Sonra bu aradakileri öreceğim. 2, 3 ve 4'ü en sonda en baştaki ilmeği öreceğim. Bunun için şöyle yapıyorum, bakın. İp arkadayken ilk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Sonra ipi öne geçiriyorum. Bu ikinci, üçüncü ve dördüncü ilmekleri yine örmeden sağ şişe geçiriyorum. Sonra bu ipi şöyle arkaya alıp beşinci ilmek, bakın bu beşinci düz ilmek, onu düz örüyorum. Şu ana kadar ilk ördüğüm ilmek beşinci ilmek oldu. Sonra ipi şöyle öne alıp, bakın, arkadan arkasını çevirip örgünün. Bu aradaki 2, 3 ve 4. ilmekleri şöyle şişime geçiriyorum. Ve bu ördüğüm ilmeği şişten çıkararak onu başa alıyorum. İpi de arkaya alıp bu 2, 3 ve 4. ilmekleri örüyorum. Şimdi yapmam gereken son bir işim kaldı. O da en başta bekleyen bu birinci ilmeği en sona almak ve örmek. Onu da şöyle yapıyorum, bakın. Sol şişimi bu ilmeğe geçiriyorum. Sonra şu arkadaki 4 ilmeği çıkartacağım ki bunu çıkartabileyim. Onu şöyle parmağımla onları destekleyerek buradan, bakın. Şöyle tutuyorum parmağımla onları, kaçmamaları için. Çıkartıyorum hepsini ve tekrar o 4 taneyi şişe geçiriyorum. Sonra bakın, bu ilmek artık tek başına burada ve örmeye hazır durumda. Onu örüyorum. Bakın, buradaki modelimizi uyguladık. Şimdi devam edelim. Arada 2 ters ilmeğimiz var. Onları örüyorum. 3. modele geldim. Dediğim gibi sırayla yapıyoruz. 2 ve 4.'leri yapacağız bu sırada. Onun için onları örerek geçtim. 2 tane ters ilmeği ördüm. Şimdi 4. modelin ilmeklerine geldim. Yine aynı şeyi yapacağım, bakın. İp arkada. İlk ilmeği örmeden şişe aldım. Sonra ipi öne geçirdim. 2, 3 ve 4. ilmekleri de yine örmeden aldım. Sonra ipi arkaya alıp, bakın, bu 5. ilmeği ördüm. Sonra örgünün arkasından bu aradaki 3 ilmeği şişime geçirerek şu şekilde ilk ördüğüm ilmeği şişten çıkararak aldım ve başa getirdim. Sonra tekrar ipi arkaya alarak bu 3 ilmeği ördüm. Son işimiz en başta kalan ilmeği en sona almak. Onun için de bakın, şöyle şişimi getiriyorum önden, o ilmeğe geçiriyorum. Sonra bu 4 ilmeği parmağımla şöyle destekleyerek çıkartıyorum ve tekrar takıyorum. Bu ilmeği şişte tek bıraktım. Sonra getirip onu da ördüm. Evet, yani zor bir uygulama değil. Devam edelim. Sırayı tamamlayalım. 5. modeli de olduğu gibi öreceğiz bu sefer. İki tersimizi örüyoruz. Kenar ilmeği örerek sıramızı bitiriyoruz. Arka sırada, hep bütün arka sıralarda olduğu gibi, ilmekleri olduğu gibi öreceğiz. Bu sırada da göstereyim bir kez daha. İki düzle başladık. 5 ters. Tekrar 2 düz. Ve bakın, burgu yaptım, modele geldim. Onlar da yine ters olarak şöyle örüyorum. Bu şekilde devam ederek sırayı tamamlıyorum.
Evet, tekrar ön yüzdeyim. Şimdi bir ön bir arka sıra olmak üzere yine ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Evet, iki sıra daha, yani bir ön bir arka sıra herhangi bir şey yapmadan ilmekleri olduğu gibi ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Bu sefer 1, 3 ve 5. modellerde yer değiştirmelerimizi yapacağız. Kenar ilmeği ve 2 ters ilmeği ördükten sonra bakın 1. modele geldim. Aynı şeyi yapacağım. İp arkadayken ilk ilmeği örmeden sağ şişe aldım. İpi öne geçirip 2. 3. ve 4. ilmekleri yine örmeden sağ şişe aldım. İpi önden geçirerek bakın 5. ilmeği ördüm. Sonra arkadan şişimi bu 2, 3 ve 4. ilmeklere geçirerek bu 5. ilmeği önce şişten çıkardım. Şöyle öne aldım. Ve tekrar ipi arkaya geçirerek bu ilmekleri ördüm. Son olarak en baştaki 1. ilmeği sona almalıyım. Bunun için şişimi getirip önden o ilmeğe takıyorum. Sonra bu arkadaki 4 ilmeği şöyle şişten çıkarıyorum. Bu ilmeği şişte tek bırakıyorum. Tekrar o ilmekleri şişe alıyorum. Ve son olarak bu ilmeği de örüyorum. Evet, 1. modelde yaptık. Devam edelim. Ara ilmekleri ördük 2 ters. 2'de yapmayacağım çünkü 2'de yapmıştık bir önceki seferde. Onu geçiyorum düz örerek. Sonra aradaki ters ilmekleri örüyorum. Ve 3. modele geliyorum. Aynı şeyi bir kez daha yapalım. İp arkada ilk ilmeği aldım. İpi öne geçirdim. 2, 3 ve 4. ilmekleri aldım. İpi arkaya alıp 5. ilmeği ördüm. Sonra bakın şöyle arkadan bu 2. 3. ve 4. ilmeklere şişimi geçirdim. Ördüğüm ilmeği şişten çıkardım ve başa aldım. İpi arkaya geçirip bu 3 ilmeği ördüm. Şimdi en başta bekleyen ilmeği sona almalıyım. Bunun için de şöyle yapıyorum. Şişi önden getirip o ilmeğe takıyorum. Sonra bu 4 ilmeği çıkartıyorum. Bakın parmağımla destekleyerek dediğim gibi. Sonra tekrar takıyorum. Bu ilmeği şimdi böyle sona getiriyorum. Ve örüyorum. Evet, bunu da yaptık. Şimdi 4'ü geçip 5'te tekrar yapalım. Geldim 5. modele. İp arkada ilk ilmeği örmeden aldım. İpi öne aldım. 1, 2, 3 ilmeği geçirdim sağ şişe. İpi arkaya aldım. 5. ilmeği ördüm. Sonra arkayı çevirdim. Aradaki 3 ilmeği şişime taktım. Bu en baştaki ördüğüm ilmeği aldım. İpi arkaya alıp 3 ilmeği ördüm. Şimdi baştaki bu ilk ilmeği sona alacağım. Şişime geçirdim. 4 tane ilmeği şişten çıkardım. Tekrar taktım ve onu ördüm. Evet, bunu da yapmış olduk.
iki ters ilmeğimizi örerek kenar ilmekle sırayı tamamladık. Şimdi arka üste yine normal öreceğiz. İlmekleri olduğu gibi araya bir ön bir arka sıra daha öreceğiz. İlk burgudan sonra olduğu gibi. O 3 sırayı, yani 3 sıra boyunca şu an ilmekleri olduğu gibi örüp bir sonraki burgu sıramıza geleceğiz. Ben bu kısmı tamamlayayım. Evet, 3 sırayı tamamladım. Şimdi yine örgünün ön yüzündeyim. Bu sırada yine ikinci ve dördüncü modellerde burgu yapacağız. Şöyle söyleyeyim, her burgu için toplamda aralığımız 8 sıra olacak. Bakın onu şöyle sayabilirsiniz. Şu ilk burguyu yaptığımız, bakın şu ilmek zaten biraz bollaştığı için çok net görülüyor. Buradan itibaren sayarsanız bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra oldu. Bu ikinci model için ilk burgu yaptığımız sıradan itibaren o sırayla birlikte toplam 8 sıra oldu. Şimdi bu sırada bu model için yapacağım. Aynı şekilde dördüncü modelde. Ama diğer 1, 3 ve 5 için bakın sayarsak yine her iki taraftan da sayabiliriz. 1, 2, 3, 4 oldu. Yani arada 4 sıra fark var. Tek ve çift sayılı burgular arasında. Şimdi ilk modeli atlayıp ikinci modele geliyorum. İlk modeli ördüm, düz ilmeklerini, aradaki iki ters ilmeği de ördüm ve ikinci modele geldim. Son bir kez daha göstereyim. İp arkada ilk ilmeği aldım, ipi öne alıp 2, 3 ve 4. ilmekleri geçirdim. İpi arkaya alıp 5. ilmeği ördüm. Arkadan bu 3 ilmeği şişime geçirerek aldım. Son ördüğüm ilmeği başa getirdim. Burada ipimi şöyle biraz çekiyorum, bol kalmasın. İkinci, üçüncü ve dördüncü ilmekleri örüyorum. Son olarak baştaki ilmeği şişime geçiriyorum. Bu dört ilmeği şişten çıkartıp tekrar takıyorum. Ve beşinci ilmeği örüyorum. Evet, şimdi 3. ilmeği atlayıp 4. ilmekte yine model uygulayacağım. 5. ilmeği yine atlayacağım ve sırayı tamamlayacağım. Arka sırayı öreceğim. Bir ön, bir arka sıra daha öreceğim arada. Ondan sonraki sırada 1, 3 ve 5. modellerde yine aynı uygulamayı yapacağım. Anlaşıldı sanıyorum. Bu şekilde ben biraz modeli devam edeyim örmeye. Daha da belirginleştiğinde tekrar son haliyle görüşelim. Evet, örmeye devam ettim. Bakın model böyle oldu. Top top, çok şirin bir görüntüsü var. Hem bebek ve çocuk örgülerinde hem de yetişkin örgülerinde kullanılabilir. Bu modellerin sayısını artırarak daha geniş ve büyük örgülerde de kullanmak mümkün. Koyu renk karşılaştırmasını da yaparsak açıkçası benim fikrim açık renkte daha belirgin ve güzel durduğu yönünde olur. Tabii ki bu da yine bir tercih meselesi. Bir sonraki videoda ben bu modeli kullanarak bebekler için bir salopet tulum örmeyi planlıyorum. İnşallah o videoda da yine birlikte oluruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.